Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. İş takip projesi serimizin 48. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu derste kapanan formların yeniden açılması ve açık formların yeniden açılmaması işlemini yapacağız. Is, disposed olarak geçiyor bu konu. Bir de null değerler olarak. Yüklensin formumu, anlatacağım ne demek istediğimi. Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi formumu yüklendi diyemedim. Şimdi yüklendi. Mesela bakın departman listesine tıkladım. Departman listesi bir kere geldi. Bir daha tıkladım. Bir daha geldi. Bir daha tıkladım. Yani kaç kere tıklarsam geliyor. Ve bunları şöyle farenin scrolluyla ortasına tıklayarak kapattığım zaman bu şekilde yeniden açabiliyorum. Şimdi eğer bir form açıksa öncelikle bir daha açılamasın. Bunun önüne geçmek istiyorum. Bunun için şöyle yapacağım. Mesela BTN görev listesi diye bir formumuz var. Bunun üzerinden gidelim. Bunu kullanabilmek için arkadaşlar şuradaki komutu şöyle kestim. Kesip geldim onu scope'un dışına, yani üst tarafa yapıştırdım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi FRM 4 eşittir. Şu komutu kullanabilmek için benim burada bir tane if şartım olacak. Eğer if şartı sağlanıyorsa o zaman buradaki komutun devreye girmesini isteyeceğim. Şartım şu: eğer FRM 4 eşitse null'a, yani FRM 4 bilinmiyorsa, süslü parantezimi açtım, o zaman buradaki işlemler gerçekleşsin diyeceğim. Şimdi çalıştırdım yeniden projemi. Görelim bakalım. Bekliyorum yüklenmesini. Bu arada iş takip projesinin de referans olarak kullandığım, yani iki tane Udemy'den bir de YouTube'dan, üç ayrı projeyi referans olarak kullanıp tek bir kitapta birleştirdiğim C# ile DevExpress'te SQL tabanlı ticari otomasyon geliştirin kitabımızın sonuna gelmek üzereyim. İnşallah Mart ayının ortasında raflardaki yerini alacak kitabımız. Ondan dolayı bu aralar ders sayısı biraz daha az geliyor YouTube tarafı için. Bakın departman listesi geldi. Tekrar tıkladım. Tekrar geldi. Yeniden tıkladım. Yeniden geldi. Şimdi. Ha, departman gelir. Tamam, sorun yok. Pardon. Ben de neden tekrar geldim? Çünkü biz görev listesini yapmıştık. Şimdi görev listesine tıkladım. Görev listesi bir kere geldi. Bir daha tıkladım. Bakın tekrar gelmiyor. Gördünüz mü? Peki kapattım ben bunu. Geldim. Yeniden tıkladım. Kapattığım zaman da gelmiyor. Burada kapanan formun yeniden açılması gerekiyor. Kapanan formun yeniden açılması için ise diyeceğim ki veya nalsa veya frm 4 nokta is disposed ise, disposed diye bir komut var. Bu komutumda ne yapıyor? Kapanan formun tekrar açılmasını sağlıyor. Bekliyorum yüklenmesini. Görevlerden görev listesine tıkladım. Bakın bir kere geldi. Dün bilgisayarım bir güncelleme aldım. Windows, ondan sonra böyle bir Visual Studio'da yavaşlama söz konusu. Şimdi bir daha gelmedi. Kapattım. Tekrar tıkladım. Yeniden geldim. Tamam mı? Görev listesinin null ve dispose komutları kullanım bu şekilde olacak. Böylece bu kısmı da tamamlamış olduk. Görev detaylarını en son yapmıştık sanırım. Şöyle Yandex'e geri döndüğüm zaman iş takip projesi grid kontrol üzerinden veri silme yapmışız. Tamamdır. En son görev detayları ile ilgili işlemlerimizi gerçekleştiriyorduk. Bu kısımları da tamamladık. Şimdi sırada arkadaşlar şuradaki araçlar kısmı var ama bir de departman, yani iş takibi, şu an iş takip ataması yapmadık. İş takip ataması da yapacağız. Projemize yeni bir tane daha form ekleyebiliriz. Bu formda sadece kullanıcı kendisine ait başlıkları görsün gibi bir şey olabilir. Aklımda bir şeyler var. Bakalım ilerleyen derslerde beraber çözümlü olacağız. Bir sonraki derste 49. derste görüşmek dileğiyle.